Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugün çok renkli bir konuğumuz var, merak ettiniz, hemen tanıştırıyoruz sizi. Gogo Boy Sayın Mehmet Aytemiz bizimle birlikte olacak, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Mehmet Aytemiz kimdir, tanımak, tanışmak isterler. Buyurun. İstanbul Üniversitesi Spor Akademisi 4. sınıf yönetim bölümü öğrencisiyim. Freelance model ve gogo boyluk yapıyorum. 27 yaşındayım. 7 senedir bu işle uğraşıyorum. Aynı zamanda modellik de 16 ile 20 yaş arası modellik de yaptım. Ve devam da ediyorsunuz değil evet, mi? Gelen taleplere göre. Hı-hı. Evet, şimdi gogo boy. Çok da alışık olduğumuz bir meslek alanı, bir meslek grubu değil, değil mi? Hı-hı. O yüzden bize yaptığınız iş hakkında biraz detaylı bilgi verir misiniz? Tabii. İzleyicilerimiz merak ettiler. Şöyle anlatayım. Gogo Boy belli eventlerde, gösteri merkezlerinde, gece kulüplerinde ya da özel bir organizasyonda kendi fiziksel özelliklerini gösterebilecek şekilde karakter kostümü eşliğinde dans edebilmektir. Hı hı. Hı. Yani biraz daha açıklayacak olursam, mesela bir kostüm eşliğinde diyorum ya, kovboy kostümü olabilir, polis, ondan sonra garson, İşte İnka, Şaman, bu tarz kostümler eşliğinde belli bir eğlence merkezine gittiğiniz zaman o karaktere girip onu yansıtabilmek. Evet. Ben bir an için böyle Süpermen ya da Batman'i... Onlar da olabilir. Onlar da olabilir. Olabilir değil mi? Yani şimdi bu işi yapan kitle zaten Türkiye'de çok az. Hı hı. Ve herkesin kendi karakterine göre belli kostümler veriliyor. Hı hı. Bu kostümlerde kişiye oturduğu zaman... Mesela kime ne uygunsa artık o şekilde davranıyor, o şekilde şey yapıyor. O zaman bu sektörde, bu alanda kişiye uygun, karaktere uygun ya da vücut yapısına uygun kostümler de var. Kesinlikle. O zaman bu noktada şu ortaya çıkıyor, sizin daha sık kullandığınız kostüm? Ben biraz daha gladyatör kullanırım. Hı. Ondan sonra kovboy kullanırım, polis, asker olabilir. Hı hı. Bazen biraz daha fetiş kostümler var. O tarz kostümler de kullanırım. Evet. Bunlar yani. Bunlar diyorsunuz. Bunlar. Ama lütfen tavsiyemi isterseniz dinleyin. Süpermen de çok yakışır size diyorum. Teşekkür ederim. Evet. Deneyin, deneyin. Peki hedefleriniz neler? Hedeflerim bu işte hem modellikte hem gogo boylukta kendimi biraz daha geliştirebilmek için belli alanlara sahip olmak. Ve yurt içi ve yurt dışında... biraz daha kendimi tanıtabilmek. Çünkü Türkiye'de çok fazla yaygın bir meslek olmadığı için hı hı. Biraz insanların bazı noktalarda eleştirilerine maruz kalıyorsunuz. Hı hı. Yani dolayısıyla tabii sizi keyifle izleyenler, beğenenler, o enerjiyi alanlar, sizi anlayanlar tabii ki de var ama bunların dışında biraz daha insanların ön yargılarını yıkmak en büyük hedeflerimden bir tanesi. Evet. Belki bu da eğitimle olacaktır ya da artık malumunuz çok farklı bir çağda yaşıyoruz. Dediğiniz gibi ön yargıların kırılması, biraz daha kültürel, entelektüel düşüncelerle belki de dans değil de spor olarak bile düşünülebilir değil mi? Zaten ikisi birbiriyle çok bağlantılı. Yani bu işi yapıyorsanız bu hayata göre yaşamak zorundasınız. Çünkü herkes kendi işine göre bir hayat yaşar sonuç itibariyle. Şimdi ben cumartesi geceleri çalışıyorum. Onun dışında özel organizasyonlara katılıyorum. Mesela doğum günü oluyor ya da belli eventler oluyor. Hı hı. Bütün hayat sistemim hem sporla hem de bu işle bağlantılı. Beslenme sistemim, hayat sistemim, her şey. Evet. Gerçekten de evet. Sporla oldukça iç içe diyorsunuz. Evet. Aynı zamanda spor akademisi dediniz değil tabii. Mi? Hı-hı. Spor akademisinde de bunun eğitimini de alıyorsunuz. Kesinlikle. Profesyonel eğitimi alıyorsunuz. Peki neden bu mesleği seçtiniz? Neden? Şöyle aslında şuradan esinlendim. 2010 yılında üniversiteyle beraber İspanya'ya gitme fırsatı bulmuştuk. Hı-hı. 20 kişilik bir grup. İspanya'da biz Ibiza'ya gittik arkadaş grubuyla beraber. Orada gördüğüm o görsel şov beni çok etkiledi açıkçası ve bu işi yapabileceğimi düşündüm ve şöyle düşünüyorum aslına bakarsanız. Kişi hem kendi sevdiği mesleği yapmalı hem de mesleğini yaparken keyif almalı. Evet. Benim işim hani biraz bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum. Yaptığım işte çok keyifli ve bu işi yaparken mutlu oluyorum.
bu da benim için yeter diyorsunuz. Yani, evet. O yüzden de seçtim. Öyleyse işinizin keyifli yanlarından bahsettiniz. Ama bir de zor yanları vardır. Evet. Onlardan bahsedelim mi? Olur. Neler? Şimdi şöyle, bu işi yapıyorsanız eğer bir kere hani keyifli yanlarının dışında söylediğim gibi zor yanları da var. Ve toplumsal, çevresel ve psikolojik şiddet uygulayanlar çok fazla var. Hem sosyal medya üzerinden hem de kendi yakın çevrenizden bile çok fazla tepki alabiliyorsunuz. Hani bunun sebebi zaten hani en başta da konuştuğumuz gibi insanların bu işe bakış açısı, belli ön yargıların kırılmış olmaması ve bizim ne iş yaptığımızla ilgilenmeyip ne olduğumuzla ilgilenmesi. Yani belli cinsel yakıştırmalar yapılması bu işin zor yanlarından bir tanesi. Evet. Ama tabii ki bu yakıştırmaların hiçbirini kesinlikle ve kesinlikle üzerinize alınmamanızı bizler diliyoruz. Sonuç itibariyle yapmış olduğunuz ve gururla yapmış olduğunuz bir meslek, bir meslek alanındasınız. Ona bakarsanız mesela pool dance var değil mi? Çok da şık, çok da güzel. Bazen kliplerine denk geliyorum ben, yabancı kliplere. Yerli klipler de çıkmaya başladı. O kadar hoşuma gidiyor ki. Ve dans etmenin, estetik bir şekilde dans etmenin, farklı kostümlerle dans etmenin insanlara aslında duygusal olarak da çok faydası var diye düşünüyorum. Bunu yıllarca Madonna da yaptı. Kesinlikle öyle. Değil mi? Zaten profesyonel bir şekilde yapmaya başladığınız zaman, belli bir zaman geçtikten sonra insanlar artık sizi yavaş yavaş anlamaya çalışıyor. Çünkü sizi izleyen kitleyle de yavaş yavaş sohbet halinde olduğunuz için hani o bakış açısını biraz daha değiştirebiliyorsunuz. Ama ben sonuç itibariyle kişinin beni eleştirmesine, bana fikir vermesine ya da öneri sunmasına her zaman saygı duyarım. Herkes kendi istediği mesleği, istediği şekilde, istediği zaman, istediği yerde yapabilir. Bu düşünce yapısına sahibim. Onun için çok fazla insanların kötü eleştirilerini umursamıyorum diyebilirim. Evet, çok güzel. Hatta şöyle de olabilir, olumsuz eleştiriler sizi çok daha mesleğinizde olumlu hale de getiriyor. Kesinlikle. Olabilir. Kendimi geliştirmem için aslında bir sebep. Daha fazla geliştirebilmem için. Kesinlikle öyle. Peki ne kadar oldu dediniz bu işle uğraşmaya başladı? 7 sene. 7 yıl. Aslında az da değil 7 yıl. Bunun için çok farklı bir beden eğitimi de gerekiyor değil mi? Sadece sağlıklı yaşamak için değil, bedeni de o sağlığa ayak uydurup ve devamiyetini getirmek gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Neler yapıyorsunuz? Yani gün içerisinde şöyle bir hayatımızda herkesin olduğu gibi bir planlı bir sistem var. Sabah kalkıyorsunuz, sabah böyle akşam belli bir beslenme sistemiyle devam ediyorsunuz. Aynı zamanda o beslenme sisteminin yanında sporu sıkıştırıyorsunuz. Eğer ki bir organizasyon varsa zaten bir hafta öncesinden ya da 3 gün, 5 gün öncesinden haber veriliyor size. O organizasyonların belli provaları oluyor. O provalara dahil oluyorsunuz. Bazen bizi görsel olarak kullanıyorlar, bazen koreografilere giriyoruz. O şekilde devam ediyor. Evet. O yüzden sürekli hazırlıklı ve fit olmanız gerekiyor. Çok doğru. Peki sizin en güçlü yönleriniz neler? En güçlü yönlerim aslına bakarsanız ben ne olursa olsun kişi hangi mesleği yaparsa yapsın insanların saygısızlığına da saygı duyan bir insanım. Ve hiçbir zaman bir eleştiri olsun, öneri olsun ya da insanlara fikir vermesi olsun herhangi bir konu hakkında her zaman bunu kendi içimde değerlendiririm ve kendimi geliştirmeye çalışırım. Aslına bakarsanız ben hangi mesleği yaparsam yapayım. Hani fitness eğitmenliği de olabilir bu spor akademisi okuduğum için. Ondan sonra modellik de olabilir. Gogo boyluğa da devam da edebilirim belli bir yaşa kadar. O süre zarfında her zaman kendimi belli alanlarda geliştirmeye çalışmak en güçlü yönlerimden bir tanesi. Karakterim gereği. Evet. Bu meslek alanının anladığım kadarıyla bir yaş sınırlaması da var herhalde değil mi? Aslında şöyle bu yaş sınırlamasını konuşmak için çok genç olduğumu düşünüyorum. benden daha eski olan, bu işi profesyonelce yapan, kendi alanında başarılı olan abilerim de var. Kesinlikle var. Sonuç itibariyle 10 sene, 15 sene, hatta 16-17 sene yapan kişiler var. Ama bu işteki en önemli faktör, kendinize ne kadar bakarsanız, fiziksel olarak kendi gelişiminizi ne kadar aynı seviyede ya da bir üste ne kadar çıkarsanız, o kadar daha çok devam edebilirsiniz. Yani
birazcık yaş sınırlamasından daha çok fiziksel ve görsel bakım diyebiliriz. Evet. Kendi sınırlarınız. Evet. Kendi sınırlarınız o belirliyor. Kesinlikle. Peki gelecek hedefleri içerisinde neler var? Ne yapmak istiyorsunuz? Gelecek hedefleri içerisinde Avrupa'da bu işi yapmak istiyorum bir kere 30 yaşına kadar. Biraz daha böyle yani İspanya, Ibiza olabilir ya da farklı ülkelerde Brezilya olabilir. Buralarda çünkü Avrupa'da çok daha yaygın olan bir meslek. Türkiye'de daha yeni yeni yaygınlaşmaya başladı. Mesela gece kulüplerinde şu an küçük ya da büyük birçok yerde artık Gogo Boy ya da Gogo Girl ikisi de çıkıyor. Benim çalıştığım yerde biraz daha fazla, biliyorsunuz ki XH kulüpte çalışıyorum. Zaten şu anda İstanbul'un en fazla Gogo Boy ve Gogo Girl çıkaran kulübü ve şov açısından da çok renkli şovlar. Evet, çok renkli şovlar yapılan bir kulüp. Yani şu anda orada çalışıyorum. Evet, marka olarak da gerçekten olağanüstü güzel bir marka. Evet. Ülkemiz içerisinde gece hayatını temsil edebilecek olan kıymetli markalardan bir tanesi. Ve saygı duyulacak da bir iş yapıyorsunuz. Biz yürekten kutluyoruz sizi. Sporcu kimliğinizde de aynı zamanda ve dansçı kimliğinizde de yürekten kutluyoruz. Peki, işinizi yaparken en sık karşılaştığınız problem, sorun ya da işinizi yapmaya başladığınızdan beri karşılaştığınız en büyük problem neydi sizin için ve nasıl üstesinden geldiniz? Karşılaştığım en büyük problem ilk etapta bu işe başladığım zaman yakın arkadaşlarımdan bile çok ağır eleştiriler aldım. Ama onlara tabii kendimi çok fazla açıklama ihtiyacı hissetmedim açıkçası. Yani bunun üstesinden gelmeye de çalışmadım çünkü İnsan her zaman kendi istediğini yapması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun için şöyle bir durum oluştu. Mesela ilk önce aile, ondan sonra arkadaşlarım, daha sonra çevresel olarak. Ve o zamanlar bu işe başladığım zaman da fitness eğitmenliği de yapıyordum aynı zamanda. Belli sertifikalara sahibim zaten. Hem de akademi mezunuyum. Bu işi yaptığım için birçok spor salonundan iş haddime son verildiğini zaten yakın çevremle paylaştım. Ve bu ön yargıları, bu psikolojik şiddet diyelim biraz daha, kendi üzerimde hissetmem tabii o dönemlerde biraz daha benim için zor oldu. Ama üstesinden gelmek çok da zor olmadı. Çünkü o sahneye çıktığım zaman insanların beni izlediğini ve benim ne yaptığımla ilgilenen insanların bana karşı yaklaşımları beni biraz daha motive edici oldu. Çünkü orada sonuç itibariyle biz gece çalışıyoruz. Cuma ve cumartesi akşamları biraz daha yoğun oluyoruz. Gece 12'den sonra işimiz başlıyor ve bizim işimiz show business. Bizi izlemeye gelenler biraz daha böyle hafta içi mesela çalışıp o yorgunluğu atmak, o enerjisini yükseltmek amacıyla geliyorlar. Ve biz de onlara o enerjiyi vermek ve karşı tarafı mutlu etmek için evet. bu işe devam ediyoruz. Evet, gerçekten de öyle. İşte maalesef her ne kadar zaman ilerlese, yüzyıllar ilerlese de toplumumuz, ülkemiz adına konuşuyorum bunu, toplumumuz bazı şeyleri hazmedebilmekte biraz zorlanıyor. Evet. Ama bu da olacak, bu da aşılacak. Çünkü dünyanın her tarafında, her zaman gerek dans olsun, gerek başka görsel konularda ilk akla gelen bayanlar oluyorsa neden bu kadar güzel bir bedene sahip erkek de olmasın diyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Bunu büyük bir gururla yaptığınız için. En çok ne motive ediyor sizi? Ben motive ettim mi şimdi sizi? Kesinlikle, kesinlikle. Tabii ki de iyi eleştiri almak herkesi motive eder ama en çok motive edilen şey, beni motive eden şeylerden bir tanesi benim ne olduğumla ilgilenmemeleri, ne yaptığımla ilgilenmeleri. Yani biraz daha bu çocuk hani sahneye çıktığı zaman o şov grubunda ne yapıyor? Ne göstermeye çalışıyor? Ya da o şovda ne anlatmaya çalışıyor? Çünkü her şovun bir amacı var, bir konusu var. O konuyu nasıl algılamaya çalışıyor insanlar? Bu motive ediyor. Tabii ki de hani şu anda eskisi kadar çevremdeki insanlar bu kadar eleştirmiyor. Biraz daha çok destekleyenler var. Kendimi çünkü belli zaman dilimi içerisinde daha iyi ifade ettim onlara karşı ve biraz daha şu anda daha iyi konumdalar.
Harika. Daha da iyi olacaktır diye düşünüyoruz ve umut ediyoruz. Son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Yani beni öncelikle destekleyenlere buradan çok teşekkür ediyorum. Şu zamana kadar çevremdeki bütün herkesin her türlü eleştirisine, önerisine ve fikirlerine her zaman açıktım. Her zaman da açık olacağım. Beni seven sevmeyen herkese teşekkür ederim. Beni izlemeye devam etmelerini istiyorum sadece. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Tekrar programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yürüdüğünüz yol hep açık olsun. Çok teşekkür ve ederim. Aynı özgüvenle yürüyün. Çünkü yapmış olduğunuz gerçekten yapılması gereken bir meslek alanı çok diyoruz. Çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Gogo Boy ve model Sayın Mehmet Aytemiz konuğumuz oldu. Hoşçakalın.